Efendim. Şimdi başka arkadaşlar getirirse duvar ekranı iyi olacak. Çözüm konusuna gelelim. Bugün Mehmet Uçum'un yine bir yüksek perdeden çözüm sürecine ya da yeni gelişmelere ilişkin bir açıklaması oldu. Bir mesaj paylaştı Mehmet Uçum. Mehmet Uçum burada diyor ki, yani yumuşama, normalleşme, tokalaşma, hangi tutum ve dil, referans verilirse verilsin, Türkiye'de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. O süreçler geçmişte kaldı, tarihe mal oldu, diyor. Evet, o şeyi getirir misiniz arkadaşlar, grafiği getirir misiniz sözlerine? Ve orta pencereye alalım. Evet, şimdi bu sözler, sözler bu. Şimdi burada ben merak ediyorum, saray açılım mı yapıyor, nabız mı yokluyor? Ben nabız yokladığı kanaatindeyim. Tekrar kelebeği alalım arkadaşlar. Hocamızı da görelim. Bu konuda hazırlıklı olun lütfen. Soru bu. Nabız mı yokluyor, açılım mı yapıyor? Devamına bakalım. Olmaz ve olamaz diyor. Şimdi bakın, yeni versiyonlarıyla bir önceki uygulamaya benzer yeni versiyonlarıyla bir çözüm süreci olmaz ve olamaz. O süreçler geçmişte kaldı, tarihe mal oldu. Siyonizmin saldırıları sebebiyle, ki oradan devam ediyor, saldırganlığı sebebiyle bir çözüm süreci başlatılıyor iddiası son derece saçmadır. Ya bu iddiayı kim ortaya attı yani? Bu birkaç tane faktörden bir tanesi olduğu belirtildi. Örneğin biz burada 18 dakikada ve Tele1'in diğer yayınlarında bunun asıl amacını 2034'e kadar Erdoğan AKP iktidarını ayakta tutmak amacına yönelik olduğunu söyledik. Son derece nettir bu. AKP çözülüyor, AKP sosyal tabanını kaybediyor, MHP'de kendi çekirdek tabanına doğru bir daralma eğilimi var. 50+1'le bir cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının artık imkanı yok. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Anayasa değişikliği yaparak Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasını yolunu açmak, yani cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden düzenlemek ve uygun koalisyonlarla en çok oy alan kişinin seçilebileceği, yani %34'le, hatta oylar öyle dağılabilir ki %23-24'le bile bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açmaktır. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gibi. İstanbul tarihinin en düşük oyla seçilen belediye başkanıdır Recep Tayyip Erdoğan. %24 oyla İstanbul'da belediye başkanı oldu. Yani İstanbul'da yaşayanların %76'sı Erdoğan'a oy vermedi. Ama merkez sağ ve merkez sol bölündüğü için, merkez sağ ANAP ve Doğru Yol Partisi olarak, merkez sol da CHP, DSP olarak bölündüğü için ve SHP, bakın SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, DSP, Demokratik Sol Parti ve CHP olarak, ki Baykal CHP'nin başına geçip CHP'nin yasağı kalktığı için CHP yeniden açılmıştı. Bülent Ecevit DSP'nin başındaydı. SHP'nin başında da Erdal İnönü vardı. Üç parti olarak girdiler. Muhalefetin aldığı oy, muhalefet partilerinin aldığı oy %76. Sol partilerin aldığı oy, yani CHP, SHP, SHP en büyük partiydi, SHP, DSP ve CHP %40'ın üzerinde, %43-44. Ve İstanbul hediye edildi. Benzer bir modelle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Ankara'da yine benzer bir bölünmeden dolayı aynı yıl Melih Gökçek Belediye Başkanı oldu ve 25 yıl bu kentleri bırakmadılar. 2034'e kadar bir Cumhurbaşkanlığı seçimin sadece bir seçim, bir kişinin ihtiraslarına bağlamayalım. Hep söyledik, asıl amaç Türkiye'de Cumhuriyeti bütünüyle tasfiye etmek, düşük yoğunluklu da olsa bir şeriat devleti, bir şeriat düzeni, bir siyasal İslamcı rejim yaratmaktır. Asıl amaç budur. O süreci bitiremediler. Cumhuriyeti yıktılar ama kendi rejimlerini kuramadılar. Buna güçleri, birikimleri, bilgileri, müktesebatları yetmedi. Bunu hep söyledik. Şimdi Mehmet Uçum bunu bir nabız yoklama girişimi olduğunu gösteren bir açıklama yaptı. Ama Kürt sorununu da çözmeden, DEM Parti'yi muhalefet saflarından koparmadan ne bir anayasa değişikliği yapmaları mümkün, ne de
AKP iktidarının siyasal ömrünü uzatmaları olanak dahilinde. En zayıf yanına, yani zincirin en zayıf halkasına yöneliyorlar. Burada DEM Parti'ye ve Demokratik Kürt Hareketi'ne çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Ya Türkiye'nin birinci partisi ve muhalefetle, Türkiye'nin ilericileriyle, demokratlarıyla, cumhuriyetçilerle bir çözüm aramak yerine niye İslamcılarla ve faşistlerle bir çözüm arama yolunu seçiyorsunuz? Diye bir soru, böyle bir soru önümüzde duruyor. Yani bu ülkenin tepesinde çengelle asılmış vaziyette duruyor. DEM Parti belli ki böyle bir sürecin dışında kalamaz. Bu çok mümkün görünmüyor. Kendileri için de sürpriz olmuş. Bu yine İmralı ve Kandil üzerinden yürütülecek bir çözüm süreci gibi duruyor. Ama diğer yandan Mehmet Uçum diyor ki o dönem kapandı. Mehmet Uçum'un açıklaması ki önümde daha ayrıntılı bir şekilde bakıldığı zaman kapıları bütünüyle kapatmıyor. Diyor ki DEM Parti içinde Türkiye Partisi olamamış ve bir Türkiye Partisi olmaya direnen unsurlar eğer buradan tasfiye edilirse, eğer tasfiye edilmezse Türkiye'de hukuk bunları tasfiye eder ve terörle, terör örgütüyle bağlarını kesebilirlerse vesaire diye o bildiğimiz bir takım şartları ileri sürerek eğer bunlar yapılabilirse bu Türkiye için iyi olur diyor. Mehmet Uçum'un söylediklerine bakıldığı zaman satır aralarında süreci bütünüyle kapatmadığı da anlaşılıyor. Şimdi durum şu, tam da bu çerçevede DEM Parti'nin böyle bir sürecin dışında kalamayacağını, bak biz elimizi uzattık ama siz bunu sabote ettiniz, bunu reddettiniz, dolayısıyla günah bizden gitti, sorumluluk bize ait değildir deme ihtimaline karşı bu silahı iktidarın elinden almaya çalışıyorlar. Ve fakat iktidarla bir çözüm, yani güç onların elinde, iktidar gücü elinde tutuyor, dolayısıyla bu sorun onlarla çözülecek denilemez. İktidar çözülüyor, yapılacak iş iktidarı değiştirmek ve yeni bir iktidarla Türkiye'de, Türkiye'nin bir İslamcı faşist diktatörlüğe sürüklenmesini önleyecek bir iktidarla katıksız bir rejime sürükleyecek, bir totaliter rejime sürüklenmesini önleyecek bir iktidarla sol, demokratik, cumhuriyetçi ne derseniz deyin bu iktidarın adına, merkez sağ ve solu da birleştirecek geniş bir cepheyle bir Türkiye ittifakı da denilebilir bunun adına. Özgür Özel'in dediği gibi ya da Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi bir iktidarla bu çözüm son derece kolaylaşacaktır. Bunu görmek lazım. Siyasal ömrünü doldurmuş, tarihsel ömrünü uzatmaya çalışan bir iktidarla bir çözüm süreci birincisi gibi bir felaketle sonuçlanacaktır. Birinci çözüm sürecine itiraz eden ve tehlikelere dikkat çeken herkese statikocu, darbeci, ergenekoncu diye saldırıldığını biliyoruz. Fakat ne yazık ki o eleştirilerin büyük bir bölümü doğru ve haklı çıktı. Evet, maalesef haklı çıktı. Keşke çıkmasaydı, denildiği gibi bu sorun çözülmüş olsaydı. Ama olamayacağı açık. Şimdi böyle bir deney yaşanmışken, yasası çıkmamış, meclis zeminine taşınmamış bir çözüm sürecinin yeni bir felaketle sonuçlanacağı ve esas olarak AKP iktidarının tarihsel ömrünü uzatmaya dönük olacağı son derece açıktır diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet, şimdi benim dikkatimi çeken Uçum'un sözlerinde bu tarihsel ve güncel karşılaştırmanın nereden çıktığını, yani nasıl yanlışladığını çok iyi anlayamıyorum.